6 Şubat'ta asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde mahallemiz eski bir mahalle olduğundan dolayı birçok binamız ağır hasar almıştı. Tabi akabinde hasar tespitler falan yapılmıştı mahallemizde. Mahallemizde yaklaşık 50 binamız ağır hasar almıştı. Bu binaların yıkımlarıyla alakalı süreç devam ediyordu. İtiraz sonuçları da Haziran ayında açıklandıktan sonra yıkımlarımız devam etti. Şu anda mahallemizin 3 noktasında yıkım çalışması devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir kısmı özel şirketlere, müteahhitlere vererek binalarına demir karşılığında bir ücret karşılığında anlaştılar. Anlaşamayanları da valiliğimiz tarafından, il özel idaresi tarafından yıkılıyor. Arkamızda gördüğünüz bina da il özel idaresi tarafından yıkılıyor. Yıkım çalışması gerçekleştiriliyor. Mahallemiz okulların bulunduğu merkezi bir mahalle. Biz Vali Bey'den rica ettik. Özellikle okul çevresinin bir an önce yıkılmasını talep etmiştik. Sağ olsun bir ekiplerle şu an okul çevresinde orada yıkımlar gerçekleştiriyorlar. Bir ekip şu an mahallemizin içerisinde burada yıkımı gerçekleştiriyor. Tabii ki yıkımlar esnasında toz oluyor, toprak oluyor. Bunların olması bizleri de huzursuz, mutsuz ediyor. Ancak binaların kendi kendine yıkılmasından, çünkü sürekli artçı depremler oluyor, Bingöl'de oluyor, Malatya'da oluyor. Bunların kendi kendine çökmesi, daha büyük zararların vermesindense, ya valla biraz toz toprakta katlanıyoruz, katlanmak zorundayız, öyle söyleyeyim. Keşke de toz toprak olmasaydı da, ama katlanmak zorundayız. Şu an mahallemizin 3 noktasında dediğim gibi yıkımlar devam ediyor. Mahallemizin şu an hemen hemen %55'ini, %60'ını biz yıktırdık. Geriye kalan %35, %40'da çalışmalar devam ediyor.